gelmediyse? Alo, bir kaza var. Yaralı var. Anadolu Hisarı'nı geçtikten sonra sola dönün. Bir üç yol ağzı var, orada. Ne olur ambulans gönderin. İsmim Ayşen Yılman. Çabuk bir ambulans gönderin lütfen. Çok mu önemli bu insanlar senin için? Evet. Bunlar dün eve getirdiklerimin de üstü. Hatta tepedekiler. Allah'tan adamlar anlayışla davrandılar da bu tatsızlığı üstlerine yansıtmadılar. Gerçekten özür dilerim. Ben bu kadar önemli bir şey bozma ihtimalim olduğunu hiç düşünmemiştim. Neyse, onu atlattık. Sırada bu gece var. Sinan çok büyük bir şirketin CEO'su. Oktay da yardımcısı. Türkiye'den ciddi bir mal alımları var. Eğer anlaşabilirsek bütün deniz yolu işlerini biz alacağız. Sen kesin bağlarsın adamları. Da keşke ben yemeğe katılmasaydım. Sen anlattıkça kasıldım iyice. Hayatım, kasıl diye anlatmadım. Sadece biraz daha dikkatli davran diye söylüyorum. Sensiz de şık olmaz şimdi. Ev sahibiyiz biz. Sakin ol artık. Oktay ılımlıdır. Ama Sinan formal bir adam. Olmadık şeylere takılabilir. Rica ediyorum bu defa beni mahcup etme. Elimden geleni yapacağım. Ama biraz daha anlatırsan doğru bildiğimi de şaşıracağım. Allah kahretsin, Allah kahretsin! Ulan! Bakar mısınız? Biraz baharat alabilir miyim? İthalat yoğunluğumuzu biliyorsunuz. Fransa için sorun olacağını sanmam ama bir de Singapur ayağı var işin. Singapur'a da düzenli sefer sağlayabilecek misiniz? Singapur'a yeni giriyoruz. Ama tetkikimizi sağlam yaptık. Hiçbir sorun yok. Size her hafta gemi sağlayabiliriz. Ve istediğiniz kadar da kontenjan. Ayrıca door-to-door hizmet sizin için avantaj. Bizden başka kimseyle muhatap olmayacaksınız. Vallahi ya, beni bile özendirdiniz. Tadı nefis bunun, tavsiye ederim. Aslında ekmek de sıcak olsa süper olurdu. Şef, sıcak ekmek istiyoruz hemen. Özendim patron. Bir dene sen de istersen. Bakarsın yağ ithaline de başlarız. Ha Ülkü Bey? Neden olmasın? Biz ne olsa taşırız. Aslında... Pardon hocam. Haklıymışsın. Hatta durun şöyle yapalım. Buyurun buyurun, siz de deneyin. Çok güzel. Şaka maka, bu gidişte yağ ithali hakikaten başlayacak galiba. Pekala, yeni başlangıçlara. İnşallah. Ama geldiğimizden beri hep iş, hep iş. Kafamız doldu. Buradan eğlenceli bir yere gidelim. Biraz kafaları dağıtalım. Ha patron? Bu kısımları geçtik biz zaten.
Ne dersin Ülke? Olur. Buz'a gideriz. Hı? Geçen gittiğimiz yer mi? Hı hı. Beğenmediniz mi? Bilmem. Bence adı gibi herkes buz orada. Kimsenin eğlendiğini görmedim. Millet anca birbirinin ne giydiğine, ne içtiğine bakıp hava atıyor. Peki siz ne önerirsiniz hanımefendi? Ne bileyim, karaoke bar mesela. Bir arkadaşımdan duydum. Çok güzel bir yermiş. Hem nezihmiş hem de herkes gönlünce eğleniyormuş. Çok matrakmış. Yani madem eğlenmek istiyorsunuz, değişik bir şey olmaz mı? Hı? Karaoke bar mı? Yeliz, Yeliz yapma lütfen. Neden olmasın? Ben hiç gitmedim mesela. Patron ya sen? Hı. Ya düşünsenize bütün stresinizi atarsınız. Türkiye'ye kadar gelmişsiniz. Hem tanıdığınız bildiğiniz yerdesiniz. Hem de bütün zorunluluklarınızdan uzakta. Yani biri görür eder kaygınız da yok. Böyle bir deneyim için harika bir fırsat değil mi? Ha? Yani tabii ki benimki bir öneri. Bence bir kerecik her zaman yaptıklarımızdan farklı bir şeyler yapmanın hiçbir sakıncası yok. Bunu da denedik deriz en azından. Tabii. Karar sizin. İster misiniz? Madem işiniz ısrar ediyor. Pekala. Karar verildi o zaman. Ben birini öldürdüm. Efendim? Ne dedin? Birini öldürdüm. Kapıyı kapat sessizce, rahatsız ettin yeterince. Mecbursan konuşmaya, son sözü teşekkür ederim. Bravo. Hadi siz de bir şarkı seçin. Yok canım. Oktay söylesin. Söyleyeceğim zaten ama önce Yeliz Hanım. Ben anlamam. Senin için sakıncası yok değil mi Ülke? Yok canım. İstiyorsa söylesin tabii. Eve şimdi kim geliyor? Ben. 143 numara. Ne dedi? Sakin ol. Amca görmüş çocuğu. Ambulans gelmiş, alıp götürmüş. İyi haber, çocuk yaşıyormuş. Ya yolda öldüyse? Kızım her şeyin en beterini getirmesene hemen aklına. Ambulansı da çağırmışsın işte. Armi, yeter ama. O gelip sana çarpmış. Bir anda önüne geçmiş. Kaza bu.
Ya öldüyse? Hasbinallah. Kızım Allah aşkına bir dur. Papağan gibi aynı şeyleri diyeceksek... bari ölmesin diye dua edelim. Tamam? Vay be. Sen şu masum suratlı Utku'nun yaptıklarına bak. Namussuz. Kapayım değil mi cennemi? Hadi gidelim. Bunu da gördüm ya artık. Ölsem gam yemem. Sinan şarkı söyledi. Dünyanın sonu bu olsa gerek. Sesim senden iyiymiş. Ama star Yeliz Hanım bu gece. O kesin canım. Teşekkür ederim. Uzun zaman var eğlenmedim böyle. Ailemle gibi oldum yanınızda. Mersi. Eğlendirebildiysek ne mutlu bize. Ben bu geceyi sözlü bir anlaşma sayıyorum. Sizinle çalışmak bizim için zevk olacak Ulki Bey. Teşekkür ederim. Armi'yi göreceğim. Birlikte değil miydiniz? Pizzacıya gitmediniz mi siz? Hadi Bilge. Armi'ye yetiştirmişsin işte. Ben ablama bir şey söylemedim. Ali'ye, Yeliz'e önüne geleni anlatmışsın ya. Yeliz Hanım da bire bin kattı. Bir anlamadınız, bir dinlemediniz beni. Utanmasan mağdurum diye ağlayacaksın bir de. Oh olmuş. Ablam iyi ki söylemiş. Benim susmam kabahat. Ne oldu, ne geçti elinize? Ha? Ben Armi'yi seviyorum, tamam mı? Bizi de ayıramayacaksınız. Kadın da ne yüzsüzmüş kardeşim. Geldi masamızda yemek yedi bir de utanmadan. Yuh! O yüzsüz, ben salak. Senin ne suçun var be kızım? Ben bile Utku'dan bunu beklemezdim. Herif o kadar masum, iyi niyetli görünüyor ki. Vallahi kimse hakkında bu kadar yanılmamıştım şu ana kadar. Vay be. Her tür iti gördüm sanırdım. Ama bunun gibisini görmedim. Kara Abdi'nin yanında bile. Kara Abdi kim? Aman boşver. Tatsız maziden tatsız bir herif. İtin önde gideniydi. Anmayalım şimdi. Allah bir daha karşılaştırmasın. Aa, çantam kaldı arabada. Anahtar. Heh. İti ançomu hazırla. Bak. Arman. Ne olur, bir konuşalım. Bırak, bulaşmaya değmez. Git sen de arkadaşım işine. Sen karışma lütfen. Sen daha ne yüzle çıkıyorsun karşıma? Yemin ediyorum, hiçbir şey düşündüğün gibi değil. Düşündüğüm gibi olmayan tek şey sensin. Seni tanıdığım güne lanet olsun. Ama salaklık bende. Bir kere yapmış adam. Ne diye ikinciye güveniyorsun? Bir kere izin verirsen, o da gider en yakınındakini bulur işte. Armağan. Utanmadın mı yüzüğü bana verirken? Kızlarla masama otururken utanmadın mı? He? Neden madem benimle oldun ha? Neden Allah'ın cezası neden? Allah seni kahretsin he mi? Senin yüzünden yaşadıklarımı biliyor musun ha? Biliyor musun ha? Belki de şimdi masum biri... Armi tamam dur. Tamam. Bu adam bunları anlayacak adam değil. Yürü. Yürü sen eve. İstediğini yap, istediğini söyle. Sen ancını alana kadar gerekirse her gün burada böyle duracağım Armağan. Her gün. Defol git. Git hayatımdan! Hadi. Hadi sen bir duş al Armi. Bir kendine gel. Bilgeciğim sen de bir ıhlamur, bir ada çayı, bir şey kaynat ablana. Biraz rahatlasın kız. Hadi kızlar. Hareket gösterin. Hadi. Hadi. Hulki. Havalara uçarsın sanıyordum. Yaptın bağlantıyı ama hala yüzünden düşen bin parça. Neden? Seni özellikle uyarmıştım. Şansımıza adamın rahat bir gününe denk geldik. Hala inanamıyorum bize eşlik ettiğine. Toplantılarda bize kök söktüren adamdır bu.
Bu akşamki çocuksu tavrım bize çok pahalıya mal olabilirdi. Çocuksu muydum? Evet, fazlasıyla. Önemli bir iş yemeğinde değil de akranlarından doğum günü partisinde gibiydin daha çok. Yeliz. Yeliz biraz büyümeye çalışsan. Büyümek çok mu matah bir şey sanki? Niye acele edeyim? Sen de bana katılsan. Hani ikinci baharım diyordun bana, ondan etkilenmiştin. Bu yüzden izin ver de baharı yaşayalım. Hem herkesin içindeki çocuk bir yerde duruyor demek. Bak senin Siyon bile eğlendi işte. Çocuklar gibi şendi adam. Biliyor musun? Aslında belki de ilk defa çocuk oluyorum. Ne olur bırak da tadını çıkarayım. İyi geceler. İyi geceler. Aşk seni bulabilir de, uzakta durabilir de, samimi oluyor derken mesafe koyabilir de. Bakma öyle. İç, sakinleştirir biraz. Abla konuş benimle ne olur bir şeyler söyle. Ne diyeyim? Sen benimle konuşmayı bildin mi? Yeliz'in meselesi miydi bu gidip koşa koşa ona yetiştiriyorsun? Hem niye Yeliz? Oh desin diye mi? Git bunları da anlat. Ablam tezerin evini basmış de. Eğlence çıksın size biraz daha. Böyle bir şeyle eğleneceğimizi nasıl düşünürsün abla? Oh mu diyeceğiz senin acına? Neden o zaman bana bir şey demedin? Panikledim. Nasıl söyleyeceğimi bilemedim. Ablama danışmak istedim. Ne var bunda? Sen de kendin baş edemediğini Eylül anlatmıyor musun? Beni karıştırmayın gözünüzü seveyim. Ne demek şimdi bu? Ne anlatmışım Eylül'e ben? Biliyorsun işte. Geçen sabah konuştuklarınızı duydum. Yani geçen gece Utku'yla kulübede kaldığınızda... ...hep ablamı suçluyorsun. Hatalarını yüzüne vuruyorsun. Al işte sen de hata yapıyorsun. Sen de bizden saklıyorsun. Ablamla uğraşmaktan Utku'nun yediği hatları göremedin. Kendini bin beter bir batağa sürükledin. Ama biz yapsaydık bunu kapının önüne koyardın düşünmeden değil mi? Ben hepsini hak ettim yani ha? Hayır. Ama seçimlerin seni buraya getirdi. Bu durumda da Yeliz ablam daha doğru seçimler yapmamış mı? Hiç değilse o Cansu'yu da yetimhaneden kurtardı. Adam gibi bir okula verdi. Hiç değilse birimizi kurtardı. Ama sen inadınla hala bizi de kendinle beraber çukura sürüklüyorsun. Aç artık gözünü abla, aç! Ablana koş. Alıştın sen. Yeni kardeşin yeter nasıl olsa sana. Alo abla. Bilgi. Ağlıyor musun sen? Abla sana gelebilir miyim? Kavga mı ettiniz? Evet, çıktım evden. Dur tamam, hemen arabayı yolluyorum. Evin orada bekle ama gitme bir yere bu saatte. Tamam. Hulki, şoföre söyler misin gidip Bilge'yi evden alsın hemen. Düşemem bu hale yeniden. Önüme bakamam günlerce, aylarca. Gücüm yok artık, oynayamam kimselere. Dert mi adın, acı mı tadın bilene. Gözyaşım desen bitti, bitti. Peşinden koştum gitti. Tutmuyorum, evet ağlıyorum. Senden daha fazla.
fazla. Kim bakar ardına, sen mi ben mi, adın ne senin? Gül mü diken mi, yana yana ben yandım. Benim adım korken, senin adın buz mu, söyle erimez mi? Kim bakar ardına, sen mi ben mi, adın ne senin? Gül mü diken mi, yana yana ben yandım. Benim adım korken, senin adın buz mu, söyle erimez mi? Günaydın. Günaydın. Keledi, çayını koyuyorum. Yemeyeceğim, sağ ol. Saçmalama, bütün gece uyumamışsın belli. Yığılıp kalmak mı istiyorsun bir yerde? Karakola gidiyorum ben. Yapamayacağım Eylül. Öleceğim vicdan azabından. Çocuğun durumunu öğrenmem lazım. Çocuk mu, adam mı, işte neyse, kimse. Hastaneleri araştırırız. Gideceğim ben. Ben çarptım, ben sorumluluğunu alacağım. Daha fazla kafamı kuma gömemem. Dur, dur, bekle madem. Ben de geliyorum. Allah'ım, senin kadar doğrucu Davut görmedim yani. Şu minibarı çekicinin üstüne alın. Tamam efendim. Günaydın. Günaydın memur bey. Hayırdır? Dün akşam bir trafik kazası olmuş. Bir motosikletle minivan çarpışmış. Minivan kaçmış, ihbar aldık. Plakanızı bildirdiler. Evet. Araç bu adrese kayıtlı. Armağan gezici arıyoruz. Kazazede ne durumda peki? Hayati tehlikesi sürüyor. Armağan gezici siz misiniz? Benim efendim. Ama dün arabayı kullanan bendim. Kazayı yapan siz misiniz? Evet. İsminiz? Utku Deviren. Ellerinizi uzatır mısınız? Kelepçe takın. Buyurun. Karakola gidiyoruz. Ama... Hulusi Bey! Ali! Aykoç'un! Polis Utku'yu götürüyor. Ne? Polis Utku'yu götürüyor. Memur bey. İyi günler. Hulusi Deveren, avukatım. Yeğenimi nereye götürdüğünüzü sorabilir miyim? Yeğeniniz bir kazanın faili görünüyor. İsterseniz bizimle gelin, karakolda detaylı bilgi alırsınız. Tabii. Hadi, hemen çantamı getir. Tabii. Minivan? Kaza aracı, incelenecek. Çok zaman kaybettik. Buyurun. Buyurun Hulusi Bey. Hay Allah'ım. Ali, bu ne kazası? Ben de bilmiyorum. Of! Ya delireceğim. Bu salak niye atıldı ki? Niye yani? Ona ne? Aliler geliyor.
Kızlar? Kızlar ne oldu siz biliyor musunuz? Vallahi ne sen sor ne ben söyleyeyim. Öyle bir durum Bade abla. Hı? Senin bu huysuz patronunun musibet yeğeni bu kızcağızı evlenme teklif edip bir de tezahürle düşüp kalkmış. Kız da bunları evde basmış dün gece. Aa! Ya Utku efendi basmış çıkmış sonra da. Yolda kaza yapmış herhalde. Birine çarpıp kaçmış öyle dedi polis. Ölmüş mü? Bilmiyorum. Hay Allah'ım sen koru. Nedir bu başımıza gelenler? Bu iyi olmadı tabii. Ne zaman alabileceksiniz kalkış iznini peki? Tamam. Tamam bana haber ver Ömer. Ben de birazdan ofise geçeceğim zaten. Ömer, Hulke Bey bugün izinli biliyorsun. Hayati bir şey olmadıktan sonra onu aramasınlar olur mu? Sağ ol, hoşça kal. Ne izniymiş bu? Kafa izni benden. Nasıl yani anlamadım. Şöyle ki, senin 50 tane danışmanın şube müdürün var. Bir güncük kaytarsan şirketin batmaz diye düşündüm. Sana güzel bir sürprizim var. Hadi hemen üstüne rahat bir şeyler giy. Eşofman falan gibi spor. Hadi. Dün gece çok karlı bir anlaşma yapmadın mı sen? Bir kutlamayı hak etmedin mi yani? Hadi hadi oyalanma. Bekliyorum seni dışarıda. Sen sus dedin. Ben de niyeyse sustum. Öyle izledim götürmelerini. Sen daha polisleri görünce rengin kül gibi oldu korkudan. Bir de karakol, hapishane. Senlik yerler değil oralar Armi. Benim yüzümden Utku mu yatsın yani? O iyi bir ceza hak ediyordu zaten. Hem bu kaza senin suçun mu, onun suçu mu bir düşün bakalım. Gece yarısı ağlayarak, perişan bir halde keyfinden mi dolaşıyordun o arabada? Allah korusun. Daha büyük bir şey olabilirdi. Sen zarar görebilirdin, ölebilirdin. Ne diye? O dangozun yüzünden değil mi hepsi? Ben sana bana ne de demiyorum. Üzücü bir şey tabii ama olmuş. Sakın kahramanlık yapmaya kalkma. Kimse sana madalya takmaz. Haberin olsun. Ehliyetin yok. Olay yerinden kaçmışsın. Çocuk hayati tehlikeyi atlatamamış. Polise yanıltıcı bir ifade verdin. Ben bir şey demedim. Sonuçta polisi yanılttık mı yanılttık. Vicdan vicdan yaparsın. Gider ötersin. Bak yemin ediyorum oracıkta alırlar seni içeri. Sen Utku'dan da fazla ceza alırsın. Tam batarız yani. Çok mu verirler? En az bir 5 seneyi gözden çıkaracaksın. Sen bu herife kızgın değil misin? Evet ama 5 yıl. Hem de en az. Sana yaşattıklarının yanında 5 yıl nedir ki? Akıllanır da başka kızların canını yakmaz bir daha. Benimle evlenir misin? Armi, valla çok işim gücüm var. Seni bırakıp gidemiyorum da. Yapmazsın değil mi evlilik? Hastanenin adını öğrenip haber verir misin bana? Gencecik çocuktan ne istedin be kadın? Senin yüzünden hayatı karardı. Hapislerde yatacak. Ne hapsi? Dün geceki rezilliğinizden sonra utancından arabayı nasıl sürdüyse çarpmış birine. En azından o utanmayı bilen bir çocuk. Ya sen? Onunkine hata denir. Cahil çocuk, toy çocuk. Delikanlılığının baharında. Kanı kaynar. Onu ayartmaya ne var? Seninkine ne denir be kadın? Seninkine ne denir? Yaşından başından bari utanır insan. Alaksız! Yeter! Dükkanından çıkarmışsın artık. Senin hakaretlerini dinlemek zorunda değilim ben. Püh! Sana da seni yetiştirene de. Utanacağına, pişmanlık göstereceğine bir de cevap veriyorsun. Ne diyeyim sana kadın, ne diyeyim? Ar damarın çatlamış senin. Allah'ından bul Emi.
Bunları ne zaman hazırlattın? Dün gece yaptım ben planımı. Sabah erkenden de devreye soktum. Ömer'in de katkılarıyla günlük turumuz başlıyor. Peki yağmur yağıyor? Bütün gün yağacak hali yok ya. İlk hedefimiz Polinesköy. Hadi buyurun Hulki Bey. Bir dakika, bir dakika. Peki şoför yok. Siz annenizden şoförle mi doğdunuz beyefendi? Evet. Aslına bakarsan öyle doğdum. İnsan her yaşta değişebilir. Hadi şoför bey elini çabuk tut. Gün kaçıyor gün. Neden hızlı gidiyordun o altındaki külüstürle? Dedim ya amca, bir tartışmadan çıkmıştım. Kafam bozuktu. Fark etmemişim bir an. Adam da aniden çıktı karşıma. Sen de öyle bıraktın. Korktum, panikledim. Bilemedim ne yapacağımı. Ne demek bilemedim? Laf mı bu? En azından beni arasaydın. Hulusi tamam, gitme çocuğun üstüne. O da istemedi herhalde böyle olsun. Ne yapacağız Hamdi? Vallahi elimden bir şey gelmez. Beni aşan bir durum. Prosedürü biliyorsun. Savcılığa durumu sevk etmek zorundayım. Ne yazık ki olay mahkemeye gidecek. Yaralı nasıl? Durumu ağır. Komadan çıkmamıştı ha. Öyle olunca kaçma riski de bulunduğundan tutuklu yargılarlar Utku'yu biliyorsun. Al işte tutuklanacaksın şimdi. Kefalet de talep edemeyiz. En azından kaçmasaydın. Allah vere de yaralıya bir şey olmasa. Bak şimdi ne yapacağım. Bak bak bak. Hulki dikkat et. Oh. Hulki. Oh. Oh. Hulki iyi misin? Bir numara yapayım dedim yere çakıldım. Arabada ilk yardım çantası var mı? Hiç uğraşma hastaneye gidelim. Yok canım büyük bir şey değil. Araba şurada zaten geliyorum bekle. Yapamazsın sanıyordum. Hemşire gibi iki dakikada hallettin. Rica ederim. İki küçük kardeşim var benim. Tecrübe konuşuyor. Mangalı da yaktın. Beş kız bir anda annesiz babasız kalınca iş biraz da başa düşüyor. Yapamam edemem diyemiyorsun. Naz edecek kimse olmayınca paşa paşa öğreniyor insan her şeyi. Gerçi babamlardan sonra hiç yapmaya fırsat olmadı ama babam sağken burada olduğu zamanlarda bizi pikniğe götürüp mangal yapardı. Ben de merakla onu seyrederdim. Seyrederek mi öğrendin? Elim beceriklidir. Benim de kızların da.
Annemden miras herhalde. Ara ara anlattıklarına bakıyorum da annem bayağı maharetli bir kadınmış. Çok. Çok başka bir kadındı. Geçmiş olsun beyefendi. Teşekkür ederim. Gel. Dün akşam dediklerin. Yani haklıydın. Yaşını yaşamak senin en doğal hakkın. Evet Yeliz. Bunu senden çalamam. Ne dersin? Beni de dahil eder misin? Seve seve. Biliyor musun? Aslında dün harikaydı. İşi büyük ölçüde sayende aldın. Adamları büyüledin. Sorun da buydu zaten. Kıskandım. Sahi mi? Ben kabus gibi olduğumu sanıyordum. Kırdığım potlara kızdın sanmıştım yine. Bunu duymak iyi geldi. Hadi bakalım tembel. Hasta ayağını yırtamazsın. Bisikletleri arabaya yükleyeceğiz daha. Allah kurtarsın kardeşim. Allah kurtarsın. Vay, 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 vay. Arkadaşlar kalkın. Koğuşumuza bir paşazade düşmüş. Vallahi düşmez kalkmaz bir Allah be. Tanıyor musun abi? Tanımam mı? Kıçımda tekme izi durur hala. Beni arkadaşının evine layık bulmuyordu vatandaş. Ama bak Allah'ın işine ki nasıl da elime düşürdü. Çekil önümden İlyas. Seninle uğraşacak halim yok. Ağır gel lan, ilk günden almayayım façanı. Bırak Selim. Arkadaş bugün misafir. Etrafına bir bak muhallebi çocuğu. Burası benim çöplüğüm. Öterken dikkatli öt. Apo, paşazadeye yerini gösterin. Tabii abi. Gel. Vah vah vah. Hapiste mi kalacak yani şimdi Hulusi Bey? Ben yaralının durumunu araştırdım bugün. Hala bir gelişme yokmuş. İyileşmesi için dua edeceğiz. Çarptığı adam ölecek olursa onun vicdani yükü bir yana, Utku'nun içeriden çıkması da hiç kolay olmaz. Allah'ım sen yardım et bize. Hulusi Bey'le görüşeceğim. Ona söyleyeceğim önemli şeyler var. Vallahi ben böyle yüzsüzlük görmedim. Git şuradan. Adam zaten perişan. Çekilir misin önümden? Hanım hanım! Nereye dalıyorsun böyle? Sizinle konuşmam lazım Hulusi Bey. 5 dakikanızı alacağım. Mümkünse yalnız. Buyurun. Teşekkür ederim. Utku'nun başına gelenleri duydum. Yani kazayı. Ama bir yanlışlık var. Utku birine çarpmış olamaz. Siz nereden biliyorsunuz? Dün bendeydiler. Utku ile Armağan. Tartıştılar. Büyük tartıştılar. Armağan sinirle gitti. Arabayı da Armağan almıştı. Utku ondan sonra çıktı. Yani kazadan haberi bile olduğunu sanmıyorum. Emin misiniz? Kesinlikle. Armağan neden böyle bir yalan söylesin? Utku'ya çok öfkeliydi. Hırsından olabilir. Bir insanın hayatına zarar verecek kadar
Neyin öfkesiymiş bu? Bunu sizinle konuşamam ama olay böyle. Tamam. Teşekkür ederim. İnsan bu kadar mı arsız, hayasız olur? Alim ne hale gelmiş? Kadınların bir onuru vardı, haysiyeti vardı. Bu nedir böyle? Şşt, gidiyor galiba. Defolsun gitsin. Yedi Utku'nun başını musibet. Utku'da hiç mi suç yok teyze? Hayır, ne anlattı bu adama bu? Tövbe tövbe, ne anlattı yani? İyi akşamlar. Girebilir miyim? Armağan'la konuşmak istiyorum. Buyurun. Şu kazanın asıl hikayesini dinlemek istiyorum. Motosikletli çocuğa senin çarptığını biliyorum. Bir hukuk adamı olarak Utku'nun işlemediği bir suçtan hüküm giymesine seyirci kalmayacağımı da sen biliyorsun. İstersen sana da özel bir okul ayarlayalım. Burada kal artık, hiç gitme. Yok canım, istemem. Vallahi sana söyleyeyim. Army bundan sonra hiç de iflah olmaz. Buraya geldin ya, bittin onun için. Hatalı olduğunu kabul etmektense ölür daha iyi. Emel, boya kalemlerimle defterime getirsene benim. Kendin alıp gelseydin ya ablam. Bırak canım, getirirler, ne olacak? Can kuşum, gel bir seveyim kız seni. Abla, giyecek bir şeyim kalmadı. Alışverişe çıkalım. Oho, şuna bak, şimdiden dertlenmeye başladı. Dolabın dolu ya Cansucuğum. Evet ama her gün aynı giyiyorum. Okuldakiler hiç aynı giymiyor. O altı düz olan botlarım bile yok. Herkeste var. Eda bana hava atıyor. Kimmiş o Eda? Kimse hava atamaz benim kardeşime. Hemen alırız hayatım. Hem de daha güzellerini alırız. Renk renk alırız, çatlatırız onu. Sen hiç merak etme. Masaya bırak. Tamam. Bırakır mısın? Teşekkür de etmedin. Of! Her yapılana teşekkür ederse bu evde. Oo! İşlerini yapıyorlar hem. Cansu, bu yerdeki oyuncaklar ne olacak? Toplarlar şimdi. Sen dağıtın ablacığım, sen topla. Aa, sıkıştırma kızı Bilge. Resim yapıyor işte. Emel. Buyurun efendim. Şunları toplar mısın? Armağan ablam da gelecek mi? Vallahi kapımız açık can kuşum. Doğruyu gören geliyor. Belki o da akıllanır yakında. Utku'nun tutuklanmasına neden bir şey demedin? Ona kızgınmışsın galiba. Neyin kızgınlığı bu kadar? Yeğeninizin kahramanlığı geceye kadar mıymış? Her şeyi dökülmüş bakıyorum hemen. Ondan öğrenmedim. Yaptığının yanlış olduğunu söylememe gerek bile yok değil mi Armağan? Sen zaten farkındasın. Olayın aslını polise anlatmalısın. İnsan yaptığı hatanın sorumluluğunu taşımalı. Adaleti yanıltmanın ağırlığını geçiyorum. Sen insan olarak da birinin hayatını hak etmediği biçimde mahvedecek bir kız değilsin. Bu gece seni düşünmen için bırakıyorum. Sağduyulu davranacağından eminim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Bakar mısınız bir dakika? Sizin için her şey ne kadar basit değil mi? Kitabına, kanununa uygun. Hayat bu kadar nizami mi Hulusi Bey? Değil. Aritmetiği yok onun.
İki iki daha dört etmiyor her zaman. Ki matematikte bile kural dışı durumlar vardır. Bir sayısı kadar sabit kurallar da vardır küçük hanım. Herkes kafasına göre yaşasa ne nizam kalır ne düzen. Kaldı ki Utku yaşının verdiği cehaletle şövalyelik yapacağım diye hak etmediği biçimde başını yakmış. Yaşamını heba etmesine göz yumacak değilim. Armisaf, vicdanlı. Sesini çıkarmadı size. Siz de bilmeden, sormadan ne güzel üstten ahkam kestiniz. Neden diye sormadınız hiç. Sağduyusuna güvendiğiniz kız neden bu raddeye geldi? Bir avukatın görevi nedenleri harfiyen öğrenmeye çalışmak da değil midir aynı zamanda? Okulda bize bunu öğretmiyorlar mı? Bu konuşmanın bir yere varacağını sanmıyorum. Yok efendim öyle. Dinleyeceksiniz. Yeğeninizin yediği haltları da bileceksiniz. Ondan sonra konuşacaksınız. Ne diyorsun sen? Kimsesiz. Yaşamdan yeteri kadar darbe yemiş masum bir kızı kendine aşık edip gözünü boyamak. Evlenme vaatleri verip onunla birlikte olmak. Kızın gönlünü, güvenini kazanıp sonra başka bir kadınla birlikte olmak. Hem de kızın gözünün önündeki bir kadınla, güvendiği bir kadınla olmak. Hem bir kızın dünyasını başına yıkmak, hem de bir kadını yüzüstü bırakmak. Hangi vicdana, hangi insafa sığıyor Hulusi Bey? Armi bunları hak etti mi sizce? Armağan, Tezer'le yeğeninizi evde gözüyle gördükten sonra kim bilir ne halde bindi o arabaya. Ağlamaktan yolu görebiliyor muydu acaba? İki kadını birden idare etmenin cezası nedir sizin kitabınızda Hulusi Bey? Hı? Hadi, buyurun. Şimdi bir hukuk adamı olarak adaletin yerini bulmasını sağlayın. Sağlayın da görelim sizin adalet dediğiniz şeyi. Çözün bakalım bu denklemi. Allah'ım bu adam bir gün beni deli edecek. Ruhsuz. Gitmeseydin üstüne. Haklı. Ben yarın gidip konuşacağım polisle. Kimseyle konuşmayacaksın Armi. Ağzından itiraf kelimesi çıkmayacak. Neyine minnet duyacaksın? Utku ilk defa yapması gerekeni yapıyor. Batırdığını temizliyor. Huysuz söyleyecek nasıl olsa. Vallahi onda da o tabansız yeğenini savunacak yüz kalmamıştır artık. İndirdim ben onun havasını. Söyledin mi yoksa? Ya Eylül ne yaptın ya? Ayıpsa bu Utku'nun ayıbı. Öyle gelip üstten sana insanlık dersi veremez o ihtiyar. Tabii söyleyeceğim. Yoğurdun ekşi demeden önce kendine bakmayı bilsin o dangoz artık. Vallahi üzülme kızım. Paşazade, var mı bir isteğin, bir arzun? Varsa çekinme, söyle bak. Bu gecenin tadını çıkar. Bu gece ne istedin, istedin. Sabahına misafirlik biter. İnşallah uzun kalırsın burada, ha? Hoş, kısa da olsa bana yeter. Çok eğleneceğiz seninle burada, gör bak. O kibar burnunu sürteceğiz seninle beraber. Hem bir kızın dünyasını başına yıkmak, hem de bir kadını yüzüstü bırakmak hangi vicdana, hangi insafa sığıyor Hulusi Bey? Sen de takdir edersin ki bu şartlarda birlikte çalışamayız.
Kahvaltısını bitiren havalandırmaya çıksın. Paşazade gitmenizi bekliyor. Sabırsızlıkla. Koğuşu ayna gibi temizleyip size sürpriz yapacakmış. Vay, gelir mi ki öyle işler elinden? Öğreteceğiz artık. Hadi bakalım. Ha, masayı da o toplar. Ellemeyin. Bana bak ağa bozuntusu. Ne derdin varsa bir kere de halledelim. Benim derdim bana yeter. Bir de senin bu rol kesmelerini hiç çekemem, anladın mı? Havalandırma saati. Utku Deviren, ziyaretçim var. Tamam ulan. Sadece senle ben. Var mısın? Varım. Ne oluyor ya? Ne oluyor burada? Polisten ihbar aldık. Ruhsatı yok işletmenin. Sizin mi? Bizim. Armağan Gezici? Evet, benim. Daha yeni açmıştık. Başvuru yapmak üzereydik. Öyle üzereydikle olmuyor. Aracınıza amblem basıyorsanız, bu dükkanı açıyorsanız şirketinizi de açacaksınız. Kaza yapmasanız arada kaynayacaktınız. Hangi birinizle uğraşacağız biz de? Kaçak bir şey satmadık abicim. Parayı denkler denklemez yapacaktık. Bize birkaç gün verseniz hallederiz, söz. Vallahi sözlü olsa 3 kuruştan kaçtınız. Bak şimdi de bu mührü açtırmak için ceza vereceksiniz. Ruhsatı da almanız lazım. Yoksa onsuz açamazsınız. Ne kadar? Gelir hesaplatırsınız. Ama cezaydı, ruhsatı derken en az 1500-2000 lirayı gözden çıkarmalısınız. Şuraya bir imza atabilir misiniz? Buyurun. Tamam. Susma artık Utku. Neden işlemediğin, haberin bile olmayan bir suçu üstleniyorsun? Neleri yaktığının farkında mısın? Sabıkalı damgası yiyeceksin. Üstelik kaç yılını hayatından vereceksin? Bu şartlarda seni savunamam. Kendini yakmana alet olacak değilim. Ben çarpmadım o adama amca. Ama bu olayın tek suçlusu var, o da benim. Asıl armağan burada yatarsa ben aklanamam. En başta kendime karşı. Sen her zaman davranışlarınızın sorumluluğunu alın dersin. İşte bu da benim sorumluluğum. Armağan'ın bu olaydan en az hasarla çıkmasını istiyorum. En azından ben ne kadarını engelleyebilirsem kârdır. 5 sene, 6 sene neyse yatar. Hiç değilse vicdanımı bir nebze temizleyip çıkarım. Öbür türlü yaşamım boyunca mahkum olurum amca. Aynaya her baktığımda hem sevdiği kadının başını belaya sokmuş, hem de onu o belada yüzüstü bırakmış bir adamı görmeye dayanamam. Bunun yükünü hayat boyu taşıyamam amca. Anlıyor musun? Lütfen anlamaya çalış amca. Ben bir bedel ödemeyi hak ettim. Ve ne olursa olsun ödeyeceğim. Bunda yanımda olmak istemezsen sorun değil. Ama lütfen olayın aslını mahkemeye anlatma. Ve mahkeme sonuçlanmadan bizimkilere de bir şey söyleme. Hatta onlar bu işin doğrusunu hiç bilmesinler. Senden sadece bunu rica ediyorum. Geldiğin için de çok sağ ol amca. Ya
Ya Hulusi Bey, 21 yaşındaki yeğenin senin 40'ında gösteremediğin cesareti gösteriyor. Senin de bitmemiş daha alacağın ders demek. Hani birlikte gidecektik? Aşkım, benim de dersim var. Bir dahakine birlikte gideriz, söz. Hem Bilge ablan görmedi seni hiç tütüler içinde. Bir de o görsün. Öyle yakışıyor ki, doğuştan balerin. Öğretmeni bile diyor. Biraz geç kalmasına rağmen çok iyiymiş. Kaça bölünecek kız? Piyanoya ağırlık verecekti hani. Canım, profesyonel olması gerekmiyor. Duruş, zarafet eğitimi alsın yeter. Neyse, ben geç kalıyorum. Canım, al şunu. Gerek yok, var bende. Bulunsun, al Bilge. Taksi çağırtayım ben size. Gitsen biz hallederiz. Emel, çağır taksiyi. Emel! Hallederiz dedim Cansu. 2 dakika rahat bırak şu insanları. Yürü hadi. Yeter! Yeter artık! Ne istiyorsun ha, söyle! Daha neyim kaldı ha, verecek neyim kaldı? Tamam, sakin ol. Kafayı mı yedin kızım? Yedim, evet! Yedim artık! Yok, yok, yok! Mücadele edecek gücüm yok, isteğim yok, hiçbir şeyim yok! Tamam, tamam, sen bırak bana, ben halledeceğim bu meseleyi. Ya nasıl halledeceksin ha? Nasıl halledeceksin? Duymadın mı zabıtayı? Kaç para dedi? Bir de bunlar yetmiyor, banka kredisi var. Her ay bekliyor tıkır tıkır. Kendimizi satsak o kadar etmeyiz be. Halledeceğim dediysem halledeceğim. Hem bankadan alınan parayı ben çaldırdım. Bulmak zaten benim boynumun borcu. Burnunu mu oynatacağım? Sana ne? Sana ne? Nereye oynatırsam oynatacağım. Ama bulacağım. Söz verdin mi? Verdim. Bitti. Hulusi Bey, ben birazdan çıkacağım. Sezgin Bey'in davasının teminatını hatırlat demiştiniz. Çıkmışken yatırayım isterseniz. Tamam Ali, ben haber vereceğim. Alo. Merhaba Oktay. Nasılsın? Sağ ol, iyi olmaya çalışıyorum. Şey, benim bir istirhamım olacak senden. Bugüne beklediğim bir ödeme vardı, gelmedi. Yapmam gereken bir ödeme de var. Eğer tabii mümkünse senden borç alabilir miyim? Bir hafta içinde öderim. Anlıyorum. Yok yok. Hallederim bir şekilde artık. Sağ ol. Kusura bakma, rahatsız ettim. Hadi Cansucuğum, acele edelim de otobüsü kaçırmayalım. Hani taksiye binecektik? Param var benim. Harçlık verdi ablam. Gideceğimiz yere otobüs varken ne lüzumu var? Param var diye saçman gerekmiyor. Ama otobüs çok kalabalık abla. Hem de çok kötü kokuyor. İnsanlar çünkü bütün gün hayat mücadelesi verip annemiz gibi, babamız gibi canla başla çalışıyor Cansucuğum. O senin koku dediğin şey emekten gelir. Annemler kötü kokmazdı ki. Annem de çok çalışıyordu. O insanlar parfüm alabilirler hem. Herkesin parfüm ayıracak parası yok. Şoför bıraksın abla o zaman bizi. Çağır şoförü gelsin. Allah Allah. Hep şoförün mü vardı Cansu? Şımarıklaşma da yürü ablacığım. Yürü de çıldırtma insanı. Hayırdır, sen nasıl oldu da aramadan geldin? Hulusi Bey içeride. Zaten ona geldim. Müsait mi? Biraz keyifsiz ama. Hadi be. Şansa bak. Neyse, konuşmam şart. Ali, sen bir sorar mısın? Şimdi direkt dalarsam laf eder falan. Konuşamadan papaz olmayalım. İyi tamam, dur sen. Evet. Ya
Hulusi Bey, Eylül geldi. Sizinle konuşmak istiyor. Girebilir mi? Neden gelmiş? Bilmiyorum. Özel bir şey konuşacak herhalde. Neymiş? Sormadım. Sorayım mı? Gerek yok. Gelsin. İyi günler. Evet. Şey... Aslında çok düşündüm buraya geleyim mi gelmeyeyim mi diye ama... Siz her fırsatta bana bu kızların hamisi olduğunuzu söylediniz. Malum, bu yaşananlar da yeğeniniz yüzünden yaşanıyor. Yani sonra gelip bana niye haber vermediniz diye kızmayın diye. Sabah Armağan'ın dükkanını mühürlediler. Arabadaki amblemden sonuca ulaşmışlar. Ruhsatı çıkaramamıştık daha. Tam ona gelmişti sıra. Aslında işler iyi gidiyordu. Çok iyi işler bağladık. Yani çok kısa zamanda geri ödeyebiliriz. Ama tabii çalışırsak. Eğer diyorum siz... borç verebilirseniz... dediğim gibi çok kısa zamanda öderiz. İşler gerçekten iyi gidiyordu. 2000-2500 kadar işimizi görür. Maalesef... şu anda böyle bir yardım yapamam. Ben... yani... Pardon. Ne oldu? Yok arkadaş. Adamın huyunu biliyorsun. Ne gelip eğiliyorsun? Ne zaman yaralı parmağı işemiş? Sorun ne? Boş ver, uzun hikaye. Geç. Ceyhun. Utku. Dostlar arasında muhabbet kadar kavga da olur Desidero. İsteyen alır başını giderdi. Ama diğerinin kötü gününde davetsiz gelmeyi de, oradan kovulmayacağını da bilir. Nasıl girebildin ki? Amcam burada gardiyan. Kıyak yaptı sağ olsun. Ama çok vaktimiz yokmuş. Ne adamsın sen be. Hele bu son yaptığımdan sonra. E pazara kadar takılmayız biz adamla. Seversek mezara kadar. Salla şimdi boş ver. Gelmiş geçmiş. Bu ne iş? Duyunca apışıp kaldım. Sorma işte. Oldu bir kaza. Çekeceğiz bakalım cezamızı. Amcam bir paket verecek sana. Kek mi getirdin bir de yoksa? Ne keki hocam? İçeride lazım olacak şeyler. Tecrübe konuşuyor burada. Senin okula benzemez buralar. Vaktiyle benim de kısa bir ziyaretim olmuştu. Sağ ol. Gelmem bile güç verdi. Ne demek? Abi buyur. Eyvallah. Afiyet olsun. Bize de versene ya. Buraya da gel. Evet, evet. Buyur. Sağ olasın. Yaklaş hele. Üç ulaştır alsana burada. Tamam geldim. Bu gece ben işaret ettiğimde arkamdan tuvalete geliyorsun. Anlaştığımız gibi. Teke tek. Ben hazırım. Sigara böreği de var. Ben sardım seviyorsun diye. Ay 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 ay. Canım eline sağlık nefis. Ne yaptın muhasebeci? Nasıl izin aldın bugün? Hastam var dedim. Başka türlü izin vermez bizim patron. Ay bakın başladı bileğini. Sulu gözüm benim. Geç kaldın ya. Böyle hepimiz bir arada koca bir aile gibi toplanınca dayanamıyorum. Ne yapayım? Gibi de demek kız. Biz zaten bir aileyiz şaşkın. Nasıl çıktık yoksa o cehennemden? İyi ki Eylül sen bizimleydin. İçimizde en güçlümüz sendin. Bizi sen toparladın. Ne alakası var? Beşi bir yerdeyiz işte ondan kıymetimiz. Övülmeye de hiç gelemez yani. Kızardı yine.
Hem kapasın artık canım, başka mevzu mu yok? Hemen rotayı çevirelim. Kızlar bakın. Aa! Nereden çıktı? Bundan sonra sizler benim kan kardeşimsiniz. İyi günde, zor günde, her zaman, her yerde, ne olursa olsun, yaşadığımız sürece birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için. Seninki uyuyacak galiba. Kızım nasıl da biliyor güvenli kolları ama. Ver ben onu tamam. Yatırayım. Gel kızım. Var sende bir şey. Yine numara yapıyorsun çaktırmayayım diye ama kardeşlerin arasında olduğunu unutuyorsun. Dökül hadi. Sizin de canınızı sıkmayayım şimdi. Abla aşk olsun, ne demek o öyle? Dinliyoruz can kulağıyla. Gamze çabuk. Yanında kaldığım kızların parasını çarptırmıştım hani. Şimdi kız dükkanını kaybetmek üzere. Benim yüzümden. Eline geçmeyen paranın kredisini ödüyor bir yandan. O parayı acilen bulmam lazım. Ama nasıl? Hiçbir fikrim yok. Ay ne yaptın Eylül? Ay. Tamam yok bir şey. O zaman Robin Hood ekibine yine ihtiyaç var demektir. Çarpmaya mı çıkacaksınız? Yok canım saçmalamayın. Eskiden de kızlar o. Olmaz. Anlattığıma pişman etmeyin beni. Niye? Biz o yemeğini boşuna mı ettik? Bir defalık ne olacak? Kızım sen yapamazsın, saçmalama. Hırsızlıktan bahsediyoruz. Yakalanırsanız ne olacak? Sen okul hayatını riske etmiştin ya. Benim okul harcımı yatırmak için yapmıştın. Benim önüm ardım yok kızlar. Senin hele çocuğun var. Otur oturduğun yerde. Kapatın tamam. Biz hayatın tükürdüğü insanlarız Eylül. Hırsızlık yapmayacağız bir kere. Hı hı. İhtiyacımız kadarını zenginden alacağız. Yapmayın kızlar. Hırsızlık bu. Meşrulaşmaz. Avukatlık yapma şimdi. Zekat bu zekat. Allah bilir hiç vermedikleri zekat. Zorla sevaba sokacağız, fena mı? Hepiniz kafayı yemişsiniz. Yok dedim, yok. Unutun. Bade. Buyurun Lucy Bey. Bana bunu saracak bir şeyler ayarla bade. Tabii Hulusi Bey. Muhalif çocuğu. Neyine güvenip de dayılanıyorsun lan bana ha? Yapabildiğin bu kadar. Lan ben senin yedi sülalerim. Senin yüzünden tıkıldım buraya lan. Gel buraya. İki gün. İki gün daha kalsak yiyecek miydik lan evini ha? Göstereceğim sana dünyanın kaç bucak olduğunu. Ne bakıyorsun lan yüzüme? Vur lan. Vursana hadi. Vursana lan! Hadi gelsene! Ne vurmuyorsun lan? Cevap versene! Vursana! Kılıcını aldın mı? İşte ben davetlerini hak ediyorum. Kılıcını alamadıysan çağır, yine gelir. Sevmedim ben bunu. Zeytinyağlı kerevizden ya Cansucuğum. Hayır onu hiç sevmem. Emel, menemen istiyorum. Tabii efendim.
Tabağındaki neye Cansu? Bırak Bilge, yaparlar 2 dakikada. Hayır canım, ne münasebet. Bu kadar yemek var. Hepsi de gayet güzel. Bunlar bitecek. Yemeyeceğim işte, sevmedim. Ben menemen yiyeceğim. Hayır dedim sana Cansu. Burası Eliz ablamın evi. O bana izin veriyor işte. Bilge. Ne yaptığını sanıyorsun sen? Ya sen? Hanımlar biraz sakin olur musunuz lütfen? Gelsene sen benimle. Neydi bu şimdi? Ne istedin çocuktan durup dururken? Durup dururken mi? Ona ne yaptığına baksana bir. Küçük bir canavara dönüyor. Tatminsiz, şımarık, kaprisli. Daha kötüsü de bunları normal sanıyor. Her gün makarna yiyorduk. Biz şimdi yemek beğenmiyor. Yemeğe de çalışanlara da saygı duymasını öğrenmek zorunda. O daha çocuk. Ayrıca da hak ettiği gibi davranılıyor. Bizim gibi büyümek zorunda değil. Neyimiz varmış bizim? Böyle anlamsız saplantılarınız var. Daha ne olsun ki? Paramız var artık. Yemeği arttırıp bir öğün daha çıkarmakla uğraştığımız günler bitti. Cansu istediğini yer, istediğinde giyer. Dışarıda hala bunu bulamayanlar var. Çok var diye savurmak mı lazım? Çöpe atmak mı lazım? Geldiğin yerini çabuk unuttun. Sonradan görme gibi davranıyorsun. Çocuğu da öyle yetiştiriyorsun. Geldiğin yerden bu kadar memnundun. Niye buradasın madem? Haklısın. Gelmem hataydı. Git! Ablana sığın git! İki çıplak bir hamamda yaşayın asil asil. Yemeğimize dönebiliriz. Bu halde yemek yiyebilecek misin? Sinirden titriyorsun. Sinir her zaman beni acıktırır. İstersen gidip ben konuşayım. Belki sakinleştiririm. Hiç uğraşma. Bırak ne hali varsa görsün. Nereye gidecek bu saatte? Nereye olacak? Armağan Hanım'a. Bir arasaydın madem ablanı. Şimdi şoförü de kabul etmez. Arayamam. Onunla da tartıştık. Sabah para vermiştim. Biner bir taksiye gider. Ben biraz sakinlemeden hiçbiriyle konuşmak istemiyorum. Yaptığı eşekliği anlar nasıl olsa yakında hanımefendi. Peki emin misin ablana gideceğinden? Başka nereye gidecek ki? O benim gibi değildir. Hanım evladıdır. Ben olsaydım vardı o risk. Sen olsaydın ne yapardın? Oo. Armiyle de kavga edip çıkmışsam hele, hayatta o eve dönmezdim. Gerekirse parkta sabahlardım. Bir keresinde Simge'yle bir apartmanın bodrum katında kaldık kimseden habersiz. Neden? Evden kaçmıştım. Yurt dışına kaçacaktık. Birkaç gün saklanmak gerekiyordu gemi ayarlanana kadar. Dur. Yurt dışına mı kaçacaktınız? Vay. Ben Thelma ve Louis ikilisinden biriyle mi evliyim acaba? Benim şirin karım ne aksiyonlar yaşamış öyle. Ya Hulki gülme, hiç komik değildi. Ama çok enteresan. Masayı yemeye niyetli değilsen, şöyle geçelim mi biraz? O bilinmeyenleri çok merak ettim şimdi. Amma kaptırdım değil mi? Ben Cansu'ya bir bakayım. O da üzüldü şimdi. Sonra istersen sabaha kadar konuşuruz. Tamam canım. Nereye gideceğim ben şimdi? Ablam sabah da azarladı beni. Şımarık dedi. Ben ne yaptım ki? Niye vurdu bana? Bakma sen ablana. O biraz sinirli de ondan. Menemen yaptırıp göndereyim mi odana? Yorulurlar mı? Kimler? Emeller mi?
Hayır hayatım. Onlar işlerini yapıyorlar. Ama ablam öyle dedi. Onlar bana bizim işimiz bu demişlerdi. Ondan yaptım ben. Yoksa yormak istemem, yapmasınlar. Of, yok öyle şey. Tamam, yemek istemiyorsan yeme. Ama süt, yanında da bisküvi göndereceğim. Sonra da uyursun, anlaştık mı? Hı hı. Aletka. Evet ya. Ne oldu kızlar? Acil deyince nasıl geldiğimi bilemedim. Manyak mısınız siz? Ne yaptınız? İhtiyacı olana dokunmadık. Ensesi kalın olanlara dokunduk biraz. Rahat ol. Saçmalamayın. Ne yapalım? Bunları geri verecek halimiz yok ya. Sokağa mı atalım? Ev arkadaşın da işsiz kalsın. Bilge? Kıyamam. Korktun mu? Ne haber? Ben iyi de sen iyi gibi değilsin. Ne iş? Neden bu saatte dışarıdasın sen? Ya hiç. Eve gidiyorum ben de. Hadi gel seni de bırakayım. Yalnız yürüme gece vakti. Yok gitmem. Neden? Bir yamuk mu var? Varsa bir sıkıntı, yani yardımım olursa çekinme bak, darılırım. Ablamlarla tartıştım. İkisini de yanına gitmek istemiyorum. Nerede kalıyorsun? Halanda mı? O şimdi onlara söyler. Barıştırmaya kalkarlar. Çok kızgınım ben. O zaman? Sokakta mısın abim böyle? Bak ama kimseye anlatmak yok. Söz mü? Söz. Söz de olmaz ama böyle. Sana bir yer bulmak şart. Senin yaşında kız çocuğu sokakta. Cık, olur mu? Bize gel diyeceğim de 5 adam evde. Ha, yani gerçi pek parlak bir yer değil ama eski ustamın tamirhanesine yatacak bir yer var. Bir iki gece orada kalır mısın? Sakinleyene kadar. Sabahları okuldasın nasıl olsa. Ya söz dedim bak. Kimseye söylemek yok ama değil mi? Yürü sen bir ufaklık. Bak sen bu gözlere. Satıcı bir adamın gözleri mi bunlar? Kırma kalbimi hadi. Anlaştık o zaman. Çok sağ ol Ceyhun abi. Sen sağ ol çılgın kız. Hadi bakalım. Ya ne yapıyorsun? Bu senin derdini görecek herhalde.
kadar kısa zamanda bu kadar parayı nereden buldun? Şşş, üzümünü yiyeceğim, bağını sormayacağım. Gidip paşa paşa dükkanımızı açacağız. Başına bela almadın değil mi? Hayır. Hulki? Yok dedik kızım sana. Aa. Şimdi yani sevinebilir miyim gerçekten? Vallahi bu kadar durduğun kabahat. Burası sana göre değil be kızım. Üste ev var işte. Gel teyzen sana yatak hazırlasın. Teşekkür ederim. Burada daha rahat edeceğim inanın. Ben de dedim de usta. İlla yalnız kalıp kafasını dinlemek istiyor anlaşılan. Bunların böyle küçük olduğuna bakma. Ailece inattırlar. Aç mısın? Yedim sağ ol. Şurada bak yastıkla yorgan var. Başka bir ihtiyacın olursa çekinme. Yukarı seslen. Kepenkleri kapatacağız. Ama yazıhanenin içinden eve çıkış var. Hadi usta hadi. Çıkalım da yatsın bu kız. İyi geceler Bilge. İyi geceler. İyi geceler kız. Sağ olun size de. Biliyorum ki bir gün babanız ve ben bu dünyadan göçüp gittiğimizde siz küçücük elleri birbirine kenetlenmiş, başınız dik, birbirinizi kollayarak geleceksiniz her zorluğun üstesinden. Biliyorum, lakin siz büyüyeceksiniz. Biliyorum, çünkü siz benim küçük kadınlarımsınız. Öyle özlüyorum ki, öyle çok. Yokluğun her geçen gün büyüyor içimde. Her geçen gün daha bir hissedilir, elle tutulur hale geliyor. Artık olamayacağını her düşündüğümde soluğum kesiliyor. Ziyaretime niye gelmiyorsun diye kırılıyorsun belki bana. Yüzüm yok kendine. Ne diyeceğim sana gelsem? Ablamları soracaksın. Nasıl anlatacağım halimizi bilmiyorum. Mezarının başına dikilip, anne biz senin bütün öğrettiklerinden, doğruluktan, hak bilirlikten, kendi gücümüzle kimseyi kullanmadan, kendi ayaklarımızın üstünde durmaktan, emekle kazanıp gururla yemekten vazgeçtik nasıl derim? Kimseyi hor görmemekten, paylaşmaktan, halden anlamaktan, kıymet bilmekten, şükretmekten, yetinmekten vazgeçtik nasıl derim? Aile olmaktan, birbirimizi ne pahasına olursa olsun kollamaktan, tökezlediğimiz yerde birbirimize koşulsuz şartsız el uzatmaktan çoktan vazgeçtik nasıl diyebilirim bilmiyorum. Ama gerçek bu anne. Biz senin bize öğrettiğin yoldan gidemedik. Birbirimize sahip çıkamadık, dağıldık. Söylemeye dilim varmıyor. Ama biz artık senin o hep gururla seslendiğin küçük kadınların değiliz. Hatta biz artık aile değiliz. Hepimiz tek başınayız. Korkuyorum anne. Gittiğin zamandan bile daha fazla korkuyorum. Çünkü şimdi anlıyorum ki o zaman en azından bize bıraktığın ışığın varmış. Meşaleni taşıyan ablam varmış. Artık yolumuz ıssız karanlık. Sesimiz yankısız. Özür dilerim anne. Sana layık evlatlar olamadığımız için özür dilerim. Senin küçük kadınların olamadığımız için özür dilerim. Yenildiğimiz için özür dilerim.